Gençler, jiletki bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sırt çantamızı aldık. Çadırsız bir barınak yaparak ormanda bir gün geçireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkam adeta doğal bir sığınak. Doğa ana benim için adeta bir sığınak oluşturmuş. Bakın, sağı ve solu tamamen kapalı. Üstünü ve arkasını şöyle kapattığımız zaman buraya iki ayar çektiğimizde burası gayet güzel bir sığınak olabilir. O zaman yavaş yavaş hamallığa başlayalım. Şu gördüğünüz kökler, arkamdaki çınar ağacının kökleri. Bunlara hiçbir şekilde dokunmayacağız. Zarar vermeyeceğiz. Şöyle. İlk olarak evin zeminini temizleyeceğim. Gençler, öncelikle barınak yaparken güvenliği ön planda tutmanız gerekiyor. Mesela yeri temizliyorum. Bunu temizlememin sebeplerinden birincisi etrafta böcek vesaire var mı diye. İkincisi, uyku esnasında yere yattığınız zaman, sonuçta yatakta yatmıyorsunuz, taşlar sırtınıza batıyor ve rahat bir uyku çekmenizi engelliyor. Ve sağa sola da şu yüzden temizliyorum. Şurada gördüğünüz gibi ben yatarken buradaki taş üstüme devrilebilir. Bütün tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Barınağımız tertemiz oldu. Şöyle iki tane büyük adım atıyorum ve burası benim kalmam için yeterli. Evi de temizlediğimize göre artık odun kesme zamanı. Her videoda olduğu gibi bu videoda da kesinlikle ev yaparken yaş hiçbir ağaca dokunmuyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen devrilmiş bir ağacın odunlarını kullanıyorum. Yaş ağaçlara zarar vermeye gerek yok. Büyük bir parça. Evet, evin temelinde bu parça gayet işini görecek.
Bayağı sağlam. Odunlar kuru ama gerçekten dolu ve ağır. Bu yüzden kesmesi bayağı sıkıntı. Evin temeli için malzemeler hazır. Evin rüzgar almaması için evin arka kısmına, odunların üstüne izolasyon yapacağız. Ve burada gerçekten bayağı büyük parça yosun var. Bu evin çok büyük bir bölümünü kapatacak. Gayet güzeldi. Şuna bak be. Bunlardan parça parça toplayıp evin üstüne kapatacağım. Şu an gerçekten söktüğüm yosun şaka gibi bir büyüklükte. Eğer sağ salim tek parça çıkartabilirsem, çıkartacağıma inanıyorum, düşmemeye çalışıyorum. Tek parça çıkacak diye bir şey yok. Parçalanırsa parçalansın. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Bunları bildiğiniz olu gibi koyacağım. Şunun büyüklüğüne bak ya. Oha! Harbiden bayağı büyük. Hoppala!
Evin çatısını kapattık. Şimdi evin zemini için yosun toplayacağım. Ormanda uyurken ve çadırda kalmıyorsanız yerle temasınızı ne kadar azaltırsanız daha rahat bir uyku çekersiniz ve yere yosun düşerseniz sırtınıza şeylerin batma olasılığı azalır. Gayet çadır çadır uyursunuz. Daha önceden size yakından göstermedim diye biliyorum. Bakın. Yumuşaklığa bakın. Sünger gibi. Bundan aşağıya böyle 2-3 kat döşediğiniz zaman uyurken demeyin keyfinize. İlk önce ilk etapta ateşin ağırlanması için yaprak atabilirsiniz. Daha sonra çok sıçramaması için ve duman çıkmaması için küçük küçük çalı çırpı atın. Yani yaklaşık şu kalınlıkta. Daha sonra büyük odunlara geçin. Ateş yakarken yapılan en büyük hata, hemen daha ateşi görür görmez en büyük odunları basıyorsunuz. Ne oluyor? Daha zaten ateşin kuvveti olmadığı için büyük odunları yakamıyor. Bu yüzden ateş yakma işlemi başarıyla gerçekleşmiyor. Şimdi üstündeki küçük odunlar yanmaya başladı. Biraz daha bundan attıktan sonra büyük odunlara geçeceğim. İlk başta kullanmanız gereken bu tarz ince çalı çırpılar. Şu an gördüğünüz gibi yaprak değil, sadece attığım küçük odunlar yanıyor. Ve dikkat edin, ateşi boğmayın. Ateş hava alsın. Eğer ateş hava almazsa ne atarsanız atın geçmiş olsun. Büyükten kastım şu. Şu kalın kısımları. Aslında bu da çok büyük değil. Orta büyüklükte. Eğer daha kalın kütükler varsa o kütüklere artık ateş böyle harıl harıl yandığı zaman geçeceksiniz. Ufaktan ateşim yanmaya başladı. Orta kalınlıktaki odunlara geçebilirim. İnsanları ateş yakarken görüyorum. Bismillah. Direkt hemen en büyük odunları atıyorlar. Ondan sonra yok ateşi yakamadım. Şöyle oldu, böyle oldu. Mangalda da öyle. Siz direkt böyle adam akıllı ateş yakmadan kömürü lak diye dökerseniz yine başarısız olursunuz. Çalı çırpıları yaktıktan sonra kömüre devam edebilirsiniz. Ve arkadaşlar, ateşle ilgili şunu söyleyeceğim. Attığınız odunlar ne kadar kuru olursa o kadar kaliteli bir ateş yakarsınız. Bir barınağın önünde ateş yakarken bu çok önemli. Çünkü sürekli o havayı soluyorsunuz. Eğer attığınız odunlar kuru olursa gayet dumansız, keyifli bir kamp geçirebilirsiniz. Bunu kıramayacağım. Artık bunlara geçebilirim.
Gördüğünüz gibi ateşte duman namına hiçbir şey yok. Gayet kaliteli bir kamp ateşi. Yemeğimi tavada yapacağım için ateşin köz olmasını beklememe gerek yok. Ama siz tavada yemek yapmayacaksınız. Buradaki köz direkt olarak ete temas edecekse buradaki alevin gitmesini bekleyin. Hepsi köz olsun. Hani zehirlenmezsiniz de yerken yediğinizden keyif almazsınız. Tabii ki çok fazla maruz bırakırsanız zehirlenirseniz tadı böyle yanık tadı olur. Ki bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bakın hemen duman çıkmaya başladı. Tavayı koyar koymaz ateş boğuldu. Hatta şurası büyük ihtimal sönmüş bile olabilir. Sadece tavaya yapışmaması için biraz yağ kullanacağım. Burada işlemden geçmiş ahtapotum var. Yoksa normalde ahtapot bu kadar kısa sürede sağ sol yaparak pişecek bir canlı değil. Hazırlanmış döner gibi düşünün, paketlenmiş, ısıtıyorsunuz. Ben de şimdi ahtapotu öyle bir işlemden geçeceğim. Tavam sıcak olduğu için yağım direkt cosladı. Güzel. Arkadaşlar, hayatınızda göreceğiniz en çok patlayan yiyecek. Bütün yiyecekleri unutun. Bu kadar patlayan yok. Ahtapotun solungaçları bomba gibi patlıyor. Bakın şimdi attığım zaman göreceksiniz. Menziye kaçın. Bomba gibi. Ben Tolga Tarıkçı. Türklüğümü her yerde belli ederim. Daha önce hiçbir yerde yemedim. İlk defa burada kendim deneyeceğim. Yarısını direkt yiyeceğim. Kalan yarısını da ekmek arası ahtapot. Şöyle suyunu çektirelim. Ahtapotumuz hazır. Ekmeği şöyle koyuyorum. Patlam artık be. Ahtapotumu da şöyle. Bu da ahtapotun kafası. Oo, şurası şöyle kızarmış. Şöyle düşmesin. Buyurun. Sunum 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 dememek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten efsane. Bayağı iyi lan. Kekolumuzu konuşturalım. Şöyle. Bir tane de domates sallıyorum. Soya'dan biraz daha koyalım. Çünkü gerçekten yakışıyor. Ulan hadi bu da benden, çıkışı benden olsun. Gerçi bunu satsalar pahalı olur ya. İnsanlar ekmek arası ahtapot alır mı bilmiyorum. Yani pahalı bir ekmek arası olur, kimse almaz. Neresinden yiyeyim lan? Şöyle bir göstereyim de. Takipçilerle sürekli video çekiyorum. Bir takipçim de bir ara gelsin de şöyle bir ahtapot show yapalım. Ahtapota doyuralım onu. Şu ahtapot en sevdiğim şey. Ayakları küçük böyle. Kızartınca çerez gibi oluyor. Bu arada ahtapot ustası olduğumu söylememe gerek yok. Restoranlardaki şefler benden ahtapot nasıl yapılır diye ders almak istiyor. Kanalda profesyonel ahtapot tarifi videom var. Böyle bir şey yok. Eğer ahtapot yapmayı bilmeyen insan varsa açsın, izlesin. Bu işin ustası olsun.
ormandaki canlıların aklından geçen şu. Oğlum bunlar ormanda ne yapıyor lan? Lan alışık olmadığımız bir koku. Millet kanat yapar, tavuk yapar, et yapar. Bu ne lan? O da Tolga Tarıkçı fark olsun. Çoğu insanın şöyle bir şeyi ilk defa gördüğüne eminim. Çünkü ben de ilk defa görüyorum.